Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir diyorum. Bir videoyla daha karşınızı geçmiş bulunmaktayız. Dostlarım, bugün Yay burcuna özel tarot falımızı açacağız. İnşallah beğendiğiniz güzel bir video olur diyorum. Ondan önce de kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butona basmayı lütfen unutmayın diyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Özel açılımlar yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım için hemen Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden direkt bize ulaşabilirsiniz diyorum canlarım. Bugün Yay burcuna özel tarot, katina, dişil enerji kartı, oracle kartı, kehanet kartlarına bir açılım yapacağız. İnşallah beğendiniz, güzel bir açılım olur diyorum. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Çünkü sonuna kadar dinlerseniz farklı farklı kartlardan açılım yaptığımı göreceksiniz dostlarım diyorum. Yay burçları ve bütün izleyenlerimiz inşallah iyisinizdir. Değil mi anne? Evet. Ve siz annemi bırakıyorum. Teşekkür biraz ederim daha iyi anneyim de seni görsün ya. Ha. Canlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim burada öyle bir güzel güneş var ki. Evet, arkamız puslu. Yazdan bir gün son işi güneşi kalmış. Yazın bir gününün güneşi kalmış bugünlerde. Evet. Çok güzel, güzel. Evimizin içi de iyi. Şimdi sizler de biz yanımızı görmekten gerçekten mutluyuz. Arkamızda demiyoruz, yanımızda diyoruz biz sizlere. Sizleri çok seviyoruz. Sonuna kadar dinlemeye gayret edin. Tamam mı canım? Sizleri seviyoruz. Bir de şu var. Bizim fallarımız bizi izleyenler için. Badem. Bizi seyredenler için, bize abone olanlar için geçerlidir. Abone olacak kişiler için de geçerlidir. Bu arada badem için de geçerlidir. Biz seni görmedikleri galiba. Cevur köpek. Oturak otur benim oğlum. Cevur i̇n ya. Aşağı. Hadi in yanlış aşağı. Yerden iniyorum. Oradan. Ya gidecek. Tamam edin hocam. Su içmeyi su içecek gelin abi değil mi? İç. İç. İçecek su içecek olabilir. Bu mutlaka masadan bardağı var hanım. Ondan içiyor. Evet yay burçları. Oo. Ne yaptınız bu yay burçları böyle ya? Önemli konular var. Yay burçları lütfen izlemeden geçmeyin. Gerçekten çok önemli konular var diyorum. Yay burçları. Şu sıralar öyle bir durumdasınız ki Fatma elim kolum bağlı. Gözüm kapatmış. Sanki birisi böyle kapatmış bezden. Elim kolum bağlı. Gözüm kapalı. Diyorsun nereye gideceğimi bilemiyorum artık sıkıntıların arasında artık gerçekten çok kötü durumdayım kaldım çıkamıyorum işin içinden diyorsun. Fakat baby'si ayağın açık bakın ayaklarınız açık gitmek istediğiniz yapmak istediğiniz şeyler yapabilirsiniz. Biraz şu kafanızdaki şu sıkıntıları biraz daha görmezden gelmeye çalışırsanız gerçekten gidişat iyi. Çünkü ayağınız açık eğer ayağınızla bağlı olsaydı diyecektim ki size vah halinize diyecektim. Yay burçları yapacaksınız fakat bir karar verme aşamasındasınız. Karar vermek için keşif yapıyorsun, gözlem yapıyorsun, bekliyorsun, ölçüyorsun, tartıyorsun ve bir şeyler yapmak için bekliyorsun şu an. Okey bekle. Kesinlikle ölçüp biçip tartmadan hareket etme, düşünmeden hareket etme. Çünkü hata yapmanızı istemiyorum. Hiç kimsenin hata yapmasını istemiyorum. Evet. Yay burçları çok güçlüsünüz. Zirveyi hak ediyorsunuz aslında. Fakat biraz kafanızı kullanmakta sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani hep kalbinizle hareket ediyorsunuz. Kalbinizle hareket ederken lütfen zihninizi susturmayın diyorum. Zihninizi de konuşturmayı lütfen bilin. Ve de yay burçları öylesiniz ki neyseniz olsunuz kardeşim. Strateji yapmayı, alttan oynamayı, alttan sürütmeyi, insan arkasına iş çevirmeyi bilmiyorsunuz. Yani şöyle dobrasın anladın mı? Ağzından aklından geçen çat ağzından da çıkıyor. Bunu yapma. Biraz alttan oynaman gerekiyorsa alttan oyna. Strateji yapman gerekiyorsa yap. Bakın ben kendim şahit oldum. Rehberlik öğretmeni vardı bizim bir tanıdığımız. Çocuğun birisi dayak yiyip duruyormuş. Normalde dövüşme dövüşme dövme yapma etme tutma derler değil mi? Çocuğun birisi o kadar böyle pasifmiş ki dayak yiyip duruyormuş. Dayak yiyip duruyormuş. O rehberlik öğretmeni bir gün demiş ki ya çocuğum hep sen dövüyorlar. Sen de vur onlara. Aynen öyle. Öyle değilse çocuk da aynı şeyi yapmış. Çocuk bu sefer şeyi yerine gelmiş. Özgüveni yerine gelmiş. Özgüvenmiş tabii. O yüzden de size de şunu tavsiye ediyorum. İyi şeyi de tavsiye edemiyoruz bazen kötü şeyi de. Neden? Hep iyi niyetinizden kulağınızın arkasında kalmamış. İyi niyetinizden artık hayatınız da kalmamış. Anlatabiliyor muyum? Hep bu iyi niyetinizden gelmiş ne geliyorsa başınıza. O yüzden bazen alttan yürümeyi bileceğiniz.
Hakkınızı savunmayı bilin. Evet. Tamam. Evet. Fakat biraz yavaş gitmeniz gerekiyor. Neden? Çok güçlüsünüz. Tüm gözler üzerinizde, kıskanıyorsunuz. Mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Ve ama biraz beklemeniz, sabretmeniz, dayanmanız gerekiyor. Çünkü şöylesiniz, zıtların uyumu var sizde. Birisi size A dedi mi siz L anlıyorsunuz. B'yi de geçtim artık. Anlatabildim mi? Biraz sakinliğe, beklemeye ihtiyacınız var. Hayatınızda olabilir veya karşı tarafınızda olabilir. Kimi düşünüyorsanız bu falı izlerken kimi niyet ediyorsanız, kendim için mi başkası için mi diye düşünüyorsanız bir sır var ortada, bir sır var. Bu büyük bir sır var. Lütfen bu sırrı seninle Allah arasında olsun, ikinci kişi bilmesin diyorum canlarım. İkinci kişinin bildiği zaten sır sayılmaz. Evet. Aslında ikinci kişinin de bildiği sır sır değildir, biliyor musun? Yani onun... Neden sır? İki mi dedim? Üç. İki diyeceğim. Sır Allah'la senin aranda olması gereken bir şeydir. Yay burçları, evlilik teklifi bekleyenleriniz varsa evlilik teklifi var. Fakat bu evlilik teklifi biraz sıkıntılı bir evlilik teklifi olacak. Yani sıkıntılı bir kişi olacak. Lütfen sabredin, biraz beklemeye alın diyorum. Evliliğinde sıkıntı yaşayanlarınız varsa bu çevrenizdeki düşmanlar, sinsiler yüzünden oluyor. Buna da çevrenizi gözlemleyerek dikkat edebilirsiniz. Canlarım, bir fırsat, iş deneyimi, yeni bir iş var. Yani iş arayanlarınız varsa güzel bir iş var. Fakat ilk zamanlar bir sıkıntı duymak var. Çünkü iş yerinizde kıskanılacaksınız. Çünkü auranız yüksek insanlarsınız. Ve bir kıskançlığa uğrayacaksınız. O yüzden etrafınızdan dolayı bir sıkıntı var. Yani şu zamanlarda ne sıkıntı duyuyorsanız etrafınızdan kaynaklandığını söylemeye çalışıyorum. Çünkü güçlüsün, başarılısın, takdirlisin, yani eline gelen her şeyi yapıyorsun. Evet. Yani burçlar beceriklidir halbuki bir de. Evet. Ve çok kıskanılıyorsun. Bu yüzden çevreni gözlemliyorum. Çünkü kıskanılıyorsun. Bakın. Kıskanılmak şu değildir. İlla kötü niyetli kıskanılmak yoktur. Tabii. Mesela iyi niyetli de kıskanılmak vardır. Fatma, iyi niyetli kıskanılmak var mı diye sorarsan bence vardır. Neden? Çok iyi bir çocuğun vardır ama karşındakinin çocuğu kötüdür. Ona karşı kötü davranır. Ya keşke benim de çocuğum seninki kadar iyi olsa, bana iyi davransa. Mesela bu iyi niyetli bir kıskançlıktır. Anlatabiliyor muyum? Diyorlar, özenmektir. Bazı derler, evet. Var bizim etrafımız, annem eder. Fatma gibi olamadı benim kızım der. Değil mi? Yani, kendin duydun. Böyle derler. Derler, doğru söylüyorum. Mesela ben annem için kimseye tanımam. Herkese harcarım. Senin annen benim annem olsaydı keşke. Ha. Yani sen evet. Benim kızım olsaydı keşke. Bu laf deniliyor. Doğru evet. Söylüyorum. Yeter ki annem istesin diyorum. Yapacak bir şey yok. Herkes beş parmağın beşi bir değil canlarım diyorum. Allah herkese huzur, ağızda da mutluluk versin. Işte. Amin. Yay burçları, çok başarılısın, zekisin. Kararlısın, zafer odaklısın. Fakat yönünü belirlemekte çok zorluk çekiyorsun. Tamam, okey, istiyorsun, ediyorsun, tutuyorsun ama Fatma, A'yı mı seçeyim, B'yi mi seçeyim, C'yi mi seçeyim derken arada kaybolup sen de gidiyorsun. A da gidiyor, B de gidiyor, C de gidiyor. Evet. O yüzden yönünü, niyetini belli et. Yönün zaten belli olur. Anladınız mı? Niyetinizi belli ettiğiniz yerde yönün belli olur. Doğru söylüyorum. Gerçekten öyle olur. Yay burçları, gerçekten çok sıkıntı çekmişsiniz. Fatma, o kadar sıkıntı çektim ki artık elim kolum koptu. Yani içimden bir şeyler koptu gitti. Ama yıkılmadım, hala ayaktayım, son dirençlerim bunlar diyorsun. Yapraklarımı döktüm, kendimi harcadım, hayatımı harcadım. Yani etrafımdaki insanları harcadım, bazen yeri geldi diyorsun. Ama hala yıkılmadım. Son böyle demlenişlerim diyorsun. Sakın pes etme. Pes etmek hiçbir insana yakışmaz çünkü diyorum. Yay burçları, bir yatırım mı yaptınız? Birine paranızı mı verdiniz? Birine paranızı mı kaptırdınız? Bilemiyorum ama bir paranın büyümesini beklemek var. Bir paranın gelişini beklemek var. Bu paranın gelişini beklerken sıkıntı çekiyorsunuz. O parasızlık sizi sıkıntı içine itmiş. Eğer birisine para verdiyseniz o para sizi sıkıntı içine itmiş. Yani verdiğiniz için siz sıkıntılı duruma düşmüşsünüz. Fakat paranız gelecek mi diye sorarsan bana bence gelmeyecek. Çünkü bitiş çıkmış, geleceğim oraya. Çünkü paranızın büyümesini bekliyorsunuz. Ama paranın gelişi burada yok. Bakalım, daha öteki kartlarımız bitmedi. Yay burçları, hayatınıza yenilik gelecek. Fakat hayatınıza yenilik gelmesi için adım atmanız gerekiyor. Adım atmaktan çekiniyorsunuz. Acaba hata mı yaparım? Acaba o ne der?
acaba yanlış mı yaparım, acaba düşer miyim korkusuyla adım atmaktan çekiniyorsunuz. Düşecek olan da sensin, kalkacak olan da sensin. Tabii. Bakın, bir kişi sizi yatana kadar konuşur. Yattıktan sonra herkes unutur. Herkes, herkes kendi kapısını örtsün, kendi ayıbına baksın. Yani kimsenin ayıbını ilgilendirmez. Herkesin bir ayıbı vardır mutlaka. Kınadığına bakmayın. O yüzden herkes kendi etenin altındaki ayıplara baksın. Kendi içindeki ayıplarına baksın. Siz kimsenin dediğini umursamayın. Kınasın varsın. Evet. Kul kınadığını yaşamadan ölmez. Bir gün o da yaşar aynısını. Korkmasın. Evet. Tamam. O yüzden hiç sıkıntı etmeyin. Kimsenin dediğini de umurunuza takmayın. Çünkü bu hayatı siz yaşıyorsunuz. Tabii. İstemediğiniz bir hayat yaşamak mecburiyetinde değilsiniz. O ne diyecek, bu ne diyecek, o üzülmesin, bu kırılmasın derken senin hayatın elinden gitmiş. Gidiyor, gidiyor. Senin hayatın elinden gittikten sonra o ne demiş, bu ne demiş, bana ne? Yani. Ben ne diyorum? Ben öldükten sonrası vallahi dünya yansın, vallahi hiç umurumda değil diyorum. Tabii. Niye ben bitmişim mesela? Ben üzülmüşüm. Anlatabildim mi? O yüzden siz de kim ne demiş umurunuza takmayın. Yay burçları, öyle burçlarsınız ki savaşmadan hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Her şey böyle hatır 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 kopara kopara elde ediyorsunuz. Bu da sizin bir sınavınız mı desem, kaderiniz mi desem bilemiyorum. Şöyle al Fatmacığım, al Ayşecim, al Nerimancığım, şunu da senin olsun dememiş kimse. Hep çalışarak, çabalayarak, kazanarak elde etmişsiniz. Çok güzel bir şey ama bu da sizde biraz yorgunluk oluşturmuş. Fatma, tamam yaşım 50. Yaşım 30, yaşım 20. Fakat içimi sor vallahi 150, 200, 300, 500. Öyle, gerçekten öyle bak. Ya da ölmüş. Evet, öyle. Fakat lütfen savaşmaktan vazgeçmeyin. Kendinizi savunmaktan vazgeçmeyin. Ne dedim? Siz insanlar bir tek yay burçta değil. İnsanlar vazgeçtiği yerde bitmiş demektir. Hayattan, umutlarından, hayallerinden olmasa dahil hayal kuracaksın. Hayal insanı, umut insanı ayakta tutar, diri tutar, dinç tutar. Akşamlar bir hayal gören de yatayım dedim, saçma sapan şeyler gördüm. Ama insanın umudu bitti mi? Gerçekten o insan bitmiş anam demektir. Anam derdi, kavga dövüş filmlere bakmayacağım ben dedi. Akşam o işine baktık ya. O sapan da onlarla uğraştım. Ben de bu çok saçma sapan hayaller, ya rüyalar gördüm inanamazsınız. Benim buldum hayal nerede? Gördüm rüya nerede? Evet. Ay canlarım. Şimdi mücadelenizi vazgeçmiyorsunuz. Fakat hayatınızda bitişler, ölümler yaşanmış. Bu sizin içinizdeki çocuktur, insandır, kadındır, erkektir, ölmüş, bitmiş. Veyahut da çevrenizde bitişler yaşamışsınız. Onunla bununla arkadaşlarınızı bitirmişsiniz. Fakat bu yeni başlangıçları bir adımdır. Yani şu ölüm çıktı diye anam vah anam tüynen anam gebereyim ben illam değil. Evet. Yeni başlangıç demektir ölüm. Sen bu kişiyi bitirdiysen o kişinin yerine yeni birisi gelecektir. Tabii. Ama sen kötü insan bitirdiysen iyi insan gelecektir. Anlatabiliyor muyum? Hayatındaki sana iyi gelmeyen insanı çıkaracaksın. Bitti. Bak zor ama yapacağım. Yapacak bir şey var mı hani? Yok. Çünkü, olduğu gibi yaşayacaksın. Şöyle düşüneceksin. Ben bu hayata tek başıma geldim. Tek başıma gideceğim. Tabii canım ana. Güzelleştirmek için kesenin elinde güzelleştirmek. Ben ölürken kankamı, arkadaşımı, ebemi, dostumu, nenemi, annemi bile üstüme katıp da götüremiyorum ötekilerimi. Tek başına katılmıyor. Geliyorsan tek başına da gideceksin. Hiçbir şey yok. Aynı mezara katılmıyorsunuz. Ben görmedim daha üst üste katılan insanı. Laf vardır. Her koyun kendi bacağından asılır. Evet. Yay. O yüzden sevgiliymiş, eşmiş, dostmuş, bakın bazıları yok Fatma benim anam sen kadar şanslı değilim annem benim kötüydü yapacak bir şey yok. Yok ne yapacağım? Onu da öyle hoş göreceksin yarın belki öyle gördü öyle oluyor yani değiştiremezsin insanları. Yani anan kötü diye de tamam olabilir herkesin çektiğini kendi bilir. Kimseye de konuşturma hakkı yok konuşmaya hakkı yok tabii. Kimsenin hakkında. Fakat ne yapacaksın? Anan o anan atamıyorum satamıyorum. Git diyemiyorsun, gel diyemiyorsun. Ne yaparsın? Allah'a havale edeceksin. Yapacak başka hiçbir şey yok. Allah uyumasındasın, uyu ona. Tamam, bazıları Fatma. Daha geçen gün Yusuf'un okuluna gitti. Bak yemin ediyorum anlatayım size. Yusuf'un okuluna bayrama gittik. Oturuyoruz, yanında da yaşlı bir nene var. 70-80 vardır değil mi anne? Vardır, 75-80 vardır. Geldi yani, oturdu.
Ha, güçlü kadın. Ne dedi biliyor musun? Teyze senin dedim torunun mu var bu dedim. Yok yok dedi. Ben dedi ki şeyim dedi. Torunlarım burada yok dedi. Kimsem yok dedi. Öyle eğlencesini seyretmek için de okula geldim dedi. Ben dedim iyi etmişsin kız gel bura dedim. Anam bir anlattı başladı. Anlatmaya. Benim kocam hunetti. Kayınvalidem hunetti. Hunetti. Hunet. Valla şok oldum. Şok. Yani bazı insanlara çok ediliyor. Heh. Ama yaşama sevincini kaybetmiyor. Bakın dikkat edin burada tamam mı? Kalk. Demek istediği o farklı. Evet. Kendi çocuğu olmasa da torunu da olmasa da oraya evet. Onları seyretmeye gelmiş. Evet. Demek ki içinde bir çocuk ruhu halen taşıyor kadın. Evet. Mesela ben o gün o kadın ya ne işin var teyze senin çoluğun yok çocuğun ne işin var burada hevesini niye kırın? Bitti. Ha. O zaman bir daha asla gelmezdi. Bir daha niye gelsin o heves kırmayacağız. Biz de ayrıldık ama dedik ki 23 Nisan'da görüşürüz. Ha. Teyze 23 Nisan'da da gel o zaman görüşürüz dedi. Ama neler etmiş kaynanası inanamazsınız. Yani demek istedim hayat bu. Herkesin başına her şey geliyor. Evet. Biz evet, sıcak gerçekten. Sohbet, muhabbet arıyor insan. Daha geçen gün annemle konuştuk. Ya inan ki bir sıcak sohbet arıyor insan. Başka hiçbir şey yok. Para pulu da geçiyor. Ya bu biz de sanki bir komşuymuş gibi konuşuyoruz. Ben bu anne. Benim komşum vardı üst katımda. Ondan da ayrı böyle hoş sohbet şeyle konuşuyoruz kahve içerken. Bu da benim sanki bir komşummuş gibi geliyor. Bir arkadaşım, bir komşummuş gibi geliyor. İşte. Ya ne bileyim, insanı tabii ki. Ha, öbür kızımla böyle değilizdir bak. Değil mi? O biraz geridir benden. O beni pek sevmez. Benim kanım sıcak, kanım sıcak. Herkesten anlaşırım. Teyze ondan kanım anlaşamıyor. Seninle komşuymuş gibi anlaşıyoruz işte. Yani sohbet edebiliyoruz. Evet. Ama dilerim inşallah sizler de aynı evlatlarınızla. Evet. Komşu muhabbet en canı gönülden sevdiğiniz bir arkadaş muhabbeti versin inşallah. Amin amin inşallah. Yay burçları. Elinizdeki şeyler gitmediği sürece siz onun değerini bilmiyorsunuz. Evet. Elinden mesela diyelim kocanla evlisin. Oo. Ama kötü aran anlaşamıyorsun. Elinden ne zaman gitti onun değerini anlıyorsun. Veya bir eşyanın elinden gittiğinde ya keşke şimdi o olaydı. Şimdi o benim işimi görürdü. Gibi hı-hı. Değerli şeyler elinden gitmedikleri sürece anlamıyorsun. Tabii. Lütfen bir şeylerin değerini, kaderini, kıymetini bilmeye özen gösterelim. Canlarım, bu çıkmasaydı iyiydi bakın. Şimdi etrafınızda size kin, öfke, nefret besleyen insanlar var. Bu bir. Çok dikkatli olmalısın. Bu iki. Birine zarar vermekten kaçınmalısın. Çünkü yay burçları gerçekten sinirlendiğinde önündeki şeyi görmüyor. Yani elinden her şey çıkabilir. O yüzden dikkatli olmalısın. Şey var ama bak. Hı. Yay burcun erkeğinde bu kadar kindarlık yok. Evet. Kadınında çok kindarlık var evet. Nedense. Doğru. Yani öfke, kindarlık, kızgınlık bunlar var yani. Ama evet. Erkeği çabuk gelip geçiyor nedense. Bilmiyorum gerçekten. Vallahi İkisi farklı. Gerçekten. Yanlış anlamasın erkekler ve kadınlar. Evet. Ve de yay burçları çok dikkatli olun diye ikinci kere söylüyorum. Neden? Etrafınızda size kin ve öfke, nefret besleyen insanlar var ve size zarar verecek. Dikkatli olun diyorum. Yani hepsi de dikkat etsin. Evet. Resmi bir belge söz konusu, mahkemelik, devlet dairesiyle işler olanlarınız varsa resmi bir evrak gelecek ve çok yüklü bir miktarda para gelecek. Gerçekten güzel bir paranın gelişi var. Bak tarotta yoktu, burada var. O yüzden içinizi kanatmayın, sıraya bakın dedim. Çok yüklü bir miktarda maddi bir kazanç var. Fakat gerçekten çok dikkat edin. Kaçmak için uğraşacaksınız. Bu paranız geldiğinde kimseye söylemeyin. Evet. Paranız gazete size öyle bir sağlamlık, öyle bir güç, öyle bir verir. İçinize şey getirecek. O paranın oluşu hissiyatı seni var ya böyle dağ gibi gösterecek. Para, elbise yürüyüş öyledir. Para adamlık öğretir. Evet. O yüzden yay. Kimseye söylemen adamlığı da yürüyüşü de kendiniz öğrenin. Kendi kendinize yaşar. Tamam mı canlarım? Ne güzel oldu. Evet. Doğru. Gerçekten elbise yürüyüş öğretiyor. Para adamlık öğretiyor. Bak gerçekten öyle. Geçen gün Fatma bir partisi almış. Bana diyor ki keseceğim. Vallahi giydiği zaman iş adamlarına benziyor. İş kadınlarına benziyor yani. Kesme, 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 kesme de sonunda. Onun için bir yani ceket partisi giydiği zaman bir değişiyor yani. Yürümesi bile evet. Değişiyor. Ya partisi diyor. Ceket aldım. Ama çok güzel. Kaba. Gerçekten. Ayak bileğime kadar giyiyor. Gibi giydim, dışarı çıktım. Herkes bana bakıyor. Allah'ım dedim ya Rabbim.
Kendimi var yemi Polat Alemdar gibi hissettim. Ama dün kadının içinde görünce ne güzel evet. oldu. Ha. Yani sana da aynı öyle oluyor. Güzel ha. geliyor. Ondan sonra dedim anne ben bunu kestiren herkes bana bakıyor. Deme ya sen ne fındık gibi kızım bakmayın ölsün be de sen olacak. Değil mi? Çok güzel oluyor Mahir. Bacaklarını ısıtır. Bence evet. kışın. Yok, kısa çekeklerin var o da öyle dursun elime. Evet yok kesmeyeceğim. Ya onun hesap yani. Ha. Harbiden yürüyüş örge diyor. Yay boşlara. Gerçekten güveniniz bir kere sarsılmış. İçinizin şüpheleriniz var. Ve kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz artık. Anlayabiliyorum ama güvende hissetmek bu sizin elinizde. Bir kişiye dayanarak kendinizi güvende hissedemezsiniz. Evet. Kendinizi güvende hissetmenin tek yolu sizsiniz ve Allah. Ya Allah'a sığınacağım ya Allah'la birlikte kendine sığınacağım. Evet. Gene Allah'ı bırakmayacağım bir köşeye. Yok yok. Anladın mı? Gerçekten çok incinmiş bir kalbiniz var. Herkese kargınsınız, dargınsınız ve kalbinizi kapatmışsınız. Fatma artık kimseyi istemiyorum hayatım çünkü herkes aynı benim için diyorsun. Emeklerinizi geride bırakarak gitmek var. Fatma emek harcadım ama lanet olsun ya artık istemiyorum. Bitti yani. Yani ben ona emek harcadım ama bir de bana sor. Bendeki gitti zaten. Hiçbir emek senin yaşantından değerli değildir. Evet. Bir dakika söyle. Ben emek çektim ama beni üçüncü gün öldürecek o adam ya. Gün günü öldürüyor içindeki enerjiyi sömürüyor. Ya da kişi. Bak bir erkek için konuşmuyoruz. Kişi de olabilir. Ya senin hayatını gün gün bitiriyorsan ne çocuk kurtarır evliliği ne de emek kurtarır hayatım. Yok, yok. Kendi kendine kurtaracaksın. Yaşantını kendin koyacaksın canım benim. Evet. Bence bu. Evet. Yani sizde de bunalımın getirdiği bir mesafe ve her şeyden kaçma isteği var. Ama bir yandan da istiyorsun ki Fatma birisi olsun hayatımda beni anlasın, benimle arkadaş olsun. Bir hayatımda hiç mutluluk yüzü görmeyecek miyim diyorsun. Ve birisi var düşündüğün onunla buluşma, kavuşma, bir araya gelme, karşılıklı görüşme isteğin var. Fakat hayatında ya da karşı tarafın hayatında gizli kalan bir sır var dedi mi? Büyük bir sır var. Burada da sır çıktı. Bu sır ortaya çıkacak. Lütfen dikkat et. Yay. Sırlarınızı kimseye anlatmayın. İçinizde kalsın. Evet. Benim bir tanıdığım vardı. Bir kürek pislik duruyor da bir kelime laf durmuyor insanın içinde derdi. Doğru. Gerçekten doğru, bak doğru. Yani işkembende bir sürü pislik duruyor ama. Evet. Ama ağzında bir kelime laf durmuyor. O tut. Evet. Yum ağzını. Yay burçları gerçekten evinizle ilgilenen hoş insanlarsınız. Hamaratsınız. Kadını da erkeği de hamarat. Elinizden her iş geliyor. Fakat çok kıskançsınız. Bu kıskançlarınızın nedeni de inançsızlık. Artık etrafınızdaki insanlara kendisi dahil inancınız kalmamış. Etrafınızda veya yanınızda size gerçekleri söyleyen birisi var. Gerçekleri söylüyor sürekli ve bu da sizin canınızı sıkıyor. Yeter artık. Git orucu sen misin diyorsun ama düşünceleri doğru. Doğrucu da olur. Evet. Hayatınızdaki kişiyi etkileyici, yaratıcı, insan duygularını çabuk harekete geçiren fakat çapkın birisi. Buna çok dikkat edin. Gerçekten çapkın ve bundan sonra çok büyük bir darbe gelecek ve aniden bir darbe gelecek. Lütfen güçlü durun, güçlü durun, güçlü durun. Ve zaten sizi sürekli baykuş gibi gözetleyen birisi diyorum canlarım. O kişiye karşı dikkatli durun. Güneş var dedik. Güneşin arkasında hem güneş var hem yel var. Yani. Rüzgar var gerçekten. Hava ılık. Hem ılık hem soğuk. Nasıl oluyorsa bilemiyorum ama böyle. Evet. Vallahi ama bile ne edeceğini bilemedi. Evet yay burçları. Her şeyde aşkı gördüğünüzde gerçek aşkı bulmuşsun demektir. Yani bir kişiye, bir eşyaya, bir şeye aşkı sığdırmayın. Aşk demek bir insana aşık olmak demek değildir. Bir insan bir çiçeğe, bir çocuğun gülümsemesine, bir insana, bir eşyaya da aşık olabilir. Yani bir kişiye bağlama. Değerlerine ve temellerine ve adalet anlayışına aykırı bir durum ortaya çıkacak. Bunu yaşayacaksın. Böyle bir durum ortaya çıktığında ne hissediyorsan niyetini belli et, sözünü belli et. İçinden geçenleri söyle çünkü sen yıpranacaksın. Kendini inançlarının boğucu sınırlarına hapsetme. Yeni şeylere açık ol. Şöyle gitme diyor sana. Biraz aç etrafına bak. Kim varmış, kim yokmuş, o ne diyormuş, bu ne diyormuş. Bir bak bakalım nasıl yaşıyorlarmış. Ve sen kendi hayatını değerlendirme yap diyorum. Ay.
Evet, canlarım benim, tatlışlarım. Hepinizi çok seviyorum. Bugün yay burcuna tarot. Yay burcuna özel tarot. Katina, dişil enerji, kehanet, oracle kartlarımla bir açılım yaptım. İnşallah beğendiğiniz, yol gösteren çok güzel bir açılım olmuştur diyorum. Bence güzel, kötü bir şey yok. Olmuştur diyorum. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım için hemen Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresinizden direkt bize ulaşabilirsiniz. Numara işini halledince numaramızı vereceğiz. Biraz uzadı ama yapacak bir şey yok. Onu halledeceğiz. Aslında canlarım, benim tembelliğimden. Vallahi kıçımı kaldırıp gidesim yok. Gitsem alacağım. Evet canlarım, diyorum. İnşallah numarayı da aldıktan sonra size bildireceğiz diyorum. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz da annemi söz veren gar ediyorum. Şimdi geçen gün dostlarımızdan birisi bana sormuş, biliyorum değil mi? Neyi? Düdüğüm nereye gitti diye. Benim düdüğüm burada bak. Evet. Düdüğümüz de yatıyor. O düdüğüm yastığımın altında duruyordu. Unutmuşum. Bayağı bir uzun zaman oldu. Buldum şimdi. Evet. İyi. Ay siz de takın boynunuzu. Boynunuzda dursun. Şimdi havalar kış. Canlarım, bizi dinlediğiniz için gerçekten çok sağ olun. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizler de kendinizleri sevin. Çocuklarınızı dinlemeyi bırakmayın. Eşinizi dinlemeyi bırakmayın. Konuşmayı bırakmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.